Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ Harekatı'nda Türkiye üretimi SİHA'ların etkin şekilde kullanılmasından sonra NATO, SİHA'ların savaştaki rolünü incelemek üzere olağanüstü toplandı. Gizli toplantı ile ilgili konuşan Alman Savunma Bakanlığı uzmanı şu ifadeleri kullandı. Şu ana kadar yaptığımız gibi devam edersek kaybettik. Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ Harekatı'nda Türkiye üretimi SİHA'lar etkin şekilde kullanıldı. Dünyanın saniye saniye takip ettiği savaşa dair en stratejik hamleler ve o hamlelere ilişkin görüntüler SİHA'larca servis edildi. NATO, SİHA'ların savaştaki rolünü incelemek üzere olağanüstü toplandı. Gizli toplantıyla ilgili konuşan Alman Savunma Bakanlığı uzmanı şu ifadeleri kullandı. Şu ana kadar yaptığımız gibi devam edersek kaybetti. Azerbaycan'ın 2 aydan kısa bir süre içinde Karabağ'daki 26 yıllık Ermenistan işgaline son vermesi dünya çapında yankı uyandırdı. Doğu ve Batı ülkelerinin gündemini meşgul eden harekat, SİHA'ların etkisi ve propaganda gücüyle öne çıktı. Batı medyasında konuyla ilgili önemli ipuçları paylaşıldı. Alman medyasının verdiği bilgilere göre NATO'nun silahlanma stratejisi tartışmaya açıldı. Söz konusu sürecin yeniden değerlendirilmesi için toplantılar serisi planlandı ve bunlardan biri Berlin'de düzenlendi. Amerikan heyeti bu toplantıya yüksek güvenlikli hatlardan online olarak katıldı. Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında kurduğu üstünlüğün masaya yatırıldığı toplantıda SİHA'ların rolü geniş yer tuttu. Görüntüler tek tek izlenerek yüzlerce tank, panzer, hareketli ve sığınak, karakol gibi hareketsiz unsurların imha edilişine dair videolar izlendi. Berlin'deki toplantıların sonuncusuna katılan Alman Savunma Bakanlığı'ndan bir uzman, isminin gizli tutulması kaydıyla sadece şu ifadeleri kullanmakla yetindi. Şu ana kadar yaptığımız gibi devam edersek kaybettik. NATO toplantısının ardından Batı'da ilk etki Almanya parlamentosunda görüldü. SDP, İHA'lara silah sistemlerinin takılması ve böylece SİHA filosu oluşturulması yönünde ısrarcı oldu. Ancak bu talep parlamentodan geçemedi. Uzmanlar, Batı dünyasının yanlış bir silahlanmaya gittiğini net bir şekilde ifade eden makaleler kaleme aldı. Güvenlik uzmanları artık Körfez Savaşı'nda olduğu gibi güçleri aktarmanın mümkün olmadığını, disruptive yani bozucu teknolojiyle bunun hem havada hem de deniz altında kullanılacak SİHA'larla engelleneceğini belirtiyor. Son dönemde küresel jeostratejik durum değişiyor. Asya'nın ön plana çıkması Asya'da daha fazla, Avrupa'da ise daha az ABD etkinliği anlamına geliyor. Transatlantik değerler ve çıkarlar da daha kırılgan hale geliyor. Brexit'in de gösterdiği gibi Avrupa'nın birliği tartışmaya açılıyor. NATO'nun öngörü ve stratejisi Avrupa'nın bu durumla nasıl başa çıkacağı konusunda siyaseti belirliyor. NATO ve ABD Avrupa'nın hayat sigortası olarak görülüyor ancak çerçeve koşulları temelden değişirse Avrupa'nın tüm savunmasının yeniden düşünülmesi gerekebilir. Bu ayrıca küresel güvenlik ekosistemini de derinden etkileyecek. Siyasi rekabet ve işbirliği alanlarında temelleri tartışmaya açacak bir durum. NATO 2030 stratejisi tüm bu meydan okumalara, Avrupa'nın taleplerine ve ABD dış politika ve güvenlik siyasetine uyumlu şekilde cevap bulma çabasında. 1949'daki kuruluşundan bu yana ABD önderliğindeki Batı'nın silahlı kolu olarak NATO'nun açık bir düşmanı vardı: Sovyetler Birliği. Bu rakip 1990'ların başında ortadan kaybolduğunda yeni bir amaç çabucak bulunmalıydı. ABD'de yapılan değerlendirmelere dayanarak o andan itibaren amaç Batı üstünlüğünü korumak ve mümkünse genişletmek için askeri müdahaleleri kullanmaktı. Bu hedef Kasım 1991'de Roma zirvesinde zaten kabul edilmiş olan yeni NATO stratejisine yansıdı. Doğu bloğundan kaynaklanan öngörülebilir tehdidin yerini artık çok yönlü tehditlere bıraktığı belirtildi. O zamanlar bu kitle imha silahlarının yayılmasını, terörizmi ve aynı zamanda önemli ham madde akışlarının kesilmesini de içeriyordu. Bu yeni strateji, NATO'nun resmi bir savunma ittifakından, ittifak toprakları dışındaki görevler içinde bir müdahale ittifakına dönüşmesini, Nisan 1999'da yeni bir stratejik kavramın kabul edilmesiyle birlikte kesinleştirdi ve somutlaştırdı. NATO'nun Yugoslavya'ya karşı Birleşmiş Milletler yetkisi olmadan operasyon düzenlemesiyle, ittifakın yeni temel görevi de ilan edilmiş oldu.
İttifak, buna benzer müdahalelerin Rusya'nın, hatta Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkıyla engellenmesini istemediğinin altını çizmek için, gelecekte muhtemelen Birleşmiş Milletler yetkisi olmaksızın askeri müdahalelerde bulunma niyetinde olduğunu da vurgulamış oldu. NATO üyesi devletler, geçen yıl silahlanma ve ordu için Çin'in harcamalarının 4 katına tekabül eden 1 trilyon ABD dolarından fazla para harcadı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre, Çin, askeri harcamalarını geçen yıl 266 milyar ABD dolarına eşdeğer artırdı. Bu, nüfusuna oranla kişi başı 190 ABD dolarına denk geliyor. Buna karşılık, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından kabul edilen 3. strateji belgesi, öngörülmeyen yeni açılımlar getirmedi. Rusya ile ilişkiler bugün olduğu kadar artmamıştı ve Çin'den hiç söz edilmiyordu. 2014 yılından itibaren Rusya ile ilişkilerde büyük ölçüde Batı'dan kaynaklanan artış zamanlama olarak önemliydi. Sonuçta bu, bir Rus genişleme iradesine karşı bir siper olarak NATO'nun etkinliğini gösterdi. Yıllar geçtikçe rakip kümelenmesi odak kaydırdı ve Çin'in ekonomik ve siyasi genleşmesi, askeri olarak da dikkat gösterilmesi gereken başka bir özne olarak ön plana çıkmaya başladı. Bir askeri ittifak olan NATO, kendisini daha barışçıl bir dünyanın garantörü olarak adlandırmayı seviyor, ancak son zamanlarda müttefikler arasındaki pek çok siyasi çekişme, beraberinde evvela içerideki birliğin sağlanmasına dair eleştiri ve soru işaretlerini getirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın söylem ve eylemleri önce ABD'nin, ardından da bazı ittifak üyelerinin NATO'ya sadakatleri konusunda şüphe uyandırdı. Mütakiben ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararı ve iki NATO üyesi Türkiye ile Yunanistan'ın askeri olarak karşı karşıya gelmesi, özellikle diğer üyelere ittifakın geçerliliğini sorgulattı. Tüm bu gelişmeler, Kasım 2019'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ittifak için yaptığı beyin ölümü teşhisi derecesinde eleştirilerin gelmesine neden oldu. O zaman neredeyse tüm müttefikler bu teşhise tepki gösterdi ve NATO'ya ateşli taahhütlerde bulundular. Fakat yine neredeyse hepsi temel bir soruya cevap vermekten kaçındı. Bu hala gerçek bir ittifak mı? Macron'a göre NATO askeri olarak çalışmasına devam etmekle beraber politik olarak ittifakı sağlayamıyor ve müttefiklerin siyasi ve stratejik çıkarları ister Rusya'ya ister terörizme yönelik olsun birbirinden gitgide uzaklaşıyor. Buna müsakip Aralık 2019'da Londra'da düzenlenen NATO zirvesinde ittifakın nasıl daha güçlü hale gelebileceği konusunda bir tefekkür süreci başlatılması kararlaştırıldı ve bunun sonucunda Nisan 2020'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından özel olarak seçilen bir grup uzman, ittifakın yeniden canlandırılması konusunda bir rapor hazırlamakla görevlendirildi. Almanya'nın eski Savunma ve İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ve ABD'nin Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Aaron Wes Mitchell, 10 kişilik uzman grubuna başkanlık ettiler. Bir şekilde Macron'un teşhisine yanıt olarak kurulan bu uzman grubun eş başkanı Maizière, NATO'nun kesinlikle bir iç istihbarat yaşamakta olduğunu doğrulasa da, beyin ölümü söylemi için bu bir provokasyondu ancak bu süreci harekete geçirdiği için faydalı oldu, dedi. Maizière'ye göre dış tehdit durumu da değiştiğinden ittifakı yenilemenin zamanı gelmişti. NATO diplomatları askeri harcama grafikleri, dış politika vizyonu, ekonomik ilerlemesi ve Arktik'ten Afrika'ya NATO topraklarına yaklaşma stratejisini göz önüne aldığında, ortak Batı değerlerini paylaşmayan Çin'in diğer ülkeleri özellikle ekonomik olarak sindirmeye çalıştığı yorumunu yapıyorlar. Çin'in BRI gibi formatlarla kalkındırdığı Asya ve Doğu Avrupa ülkelerinde NATO'nun nüfus kaybetme ve Çin'in nüfus kazanma olgusu her ne kadar sindirme olarak görülse de orta vadede bölgesel dinamikleri değiştireceği tahmin edilebilir. Avrupa'daysa Biden'ın NATO'ya bağlılığı, stratejik özellik ve Avrupa ordusu gibi savunma yönetiminde ABD etkisini azaltacak adımları sekteye uğratacak gibi görünüyor. Macron'un NATO aleyhindeki söylemlerinin ardından Fransa ve Almanya'nın yüksek orandaki askeri harcama artışı bu duruma hazırlık gibi görünebilirdi. Fakat bugün yeni bir strateji için çalışmalara başlanması gerekiyor. Özellikle liderler zirvesinde bu konuda vizyon adımları belirlenebilir. NATO'nun oy birliği ilkesindeki taviz ve ittifak içinde yer almayan Avrupa Birliği üyesi devletlerle işbirliği ise tartışmaya çok açık. İttifak içinde iki ayrı taraf olarak görülebilecek Fransa ve Türkiye bile bu dönüşüme ortak direnç sergileyebilir. NATO 2030 bağlayıcı olmamakla birlikte aslında transatlantik ilişkilerin ve küresel güvenlik mimarisinin nasıl şekilleneceğinin bir özeti şeklinde görülebilir. Yeni dönem NATO'da hem iç hem dış risklerin yönetilmesini gerektiren zorlu bir süreç olacak.